Mesela örnek veriyorum abi. Bak şurada arkadaşım var, tamam mı? Şu an işaretledim. Sen de şuradasın, tamam mı? Yanına gidemiyorsun işte. Kite ihtiyacı var. Al kanka tut. Abi bu ne ya? Eyvallah diyeceğim. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte J7 Reis'le yeni PUBG Mobile deneyeceğiz ve bu PUBG Mobile'e artık Akriz'den daha düşük grafik geldi. Peki bu Akriz'den daha düşük olan grafik cidden işe yarıyor. Mesela bunu en iyi J7 Prime'da deneyebiliriz. Fakat beta'da olduğu için şu an tam olarak göstermeyecek. Yani FPS sınırını açamayacağız ama ben yine de sizlere yeni gelen grafikleri göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bizim da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi ilk önce hemen sizlere oyuna yeni gelen grafikleri göstermek istiyorum. Ayarlara basıyorum. Buradan grafikler kısmına geliyorum ve burada Akıcı'dan daha düşük bir grafik var. Çince olduğu için ne anlama geliyor bilmiyorum ama yani Çince. Ve bu grafiğe bastığınızda ise şu anlık hani ek olarak kare hızı vermiyor ama Akıcı'dan daha düşük. Lobby'e bu henüz gelmemiş. İleride gelir mi bilmiyorum ama şu anlık hani Akıcı'dan daha düşük grafik var. Hani şey derler işte patates konfig mi öyle bir şeyler derler ya. Herhalde patates konfigin oyuna gelmiş versiyonu olur. Daha düşük grafik yani yok ki abi. Böyle patates grafikleri ben TikTok'ta falan gördüydüm. Böyle her taraf dümdüz abi. Herhalde öyle bir şey gelmiştir. Neyse. Şimdi maçımıza girdik ve mesela haritamız böyle değişik değişik şeyler var. İşte kırmızı yol var, sarı yol var, bilmem ne yolu var vesaire vesaire. Şimdi şu an bir tane otomatik inişler, bir tane de sağ tarafta işaretleme tuşu var. İşaretleme tuşuna basınca ne işe yarıyor şu anlık bilmiyorum ama otomatik iniş tuşumuz var. Mesela nereye gitmek istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Bizim şurada bir tane 3 katlı var, tamam mı? Buraya basıyorum, sağdaki tuşa da basıyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Otomatik iniş tuşuna bastım ve şimdi şöyle bir şey var artık oyunda. Mesela haritadaki yerlerin ismini uçaktayken görebiliyorsunuz. Yani çok değişik bir mod. Şimdi ben kendisini oyuna bıraktım. Bakalım oyun oraya kadar yetiştirecek beni. Ben genelde hani 2700 metre uçup gidebilen biriyim. Bakalım PUBG Mobile otomatik inişe gidecek mi? Yani benim gidişim şöyle oluyor. Paraşüt açıcısı geliyor. Direkt aça basıyorum, böyle gidiyor. Bakalım PUBG Mobile becerebilecek mi kendi başına bunu? Şu an atladı kendi, gidiyor. Dümdüz gidiyor. Otomatik iniş abi. Nereye gidiyor oğlummuş? Gitmiyor ki abi. Yani mesela ne yapayım? Şurayı işaretleyeyim. Abi gitmiyor ki, daha tuşu yapamamışlar. Harbi bak, daha tuşu yapamamışlar. Neyse ben şöyle aşağı doğru bineyim abi. Ya dedim hani gider falan, otomatik inmedi ama otomatik iniş tuşu getirmişler. Bir de sağ taraftaki ne işe yarıyor, hiç gitmiyordu ha, orada kaldı vallahi. Şu an aşağıya atladım ve normalde J7 Prime'in grafikleri böyle. Yani ne kadar iyi, ne kadar... Abi bir şey diyeyim mi? Korktum. Bir an üstüme geliyor sandım o trenler. Vallahi bak. Şimdi grafiğimiz normalde J7'de böyle ama ben PUBG Mobile oynarken sanki grafikler daha kötüydü ya. Beta'da daha güzel gözüküyor bu arada. Şimdi mesela ayarlara bastım. Grafikler dedim. Buradan grafiği düşür dedim. Bakalım şimdi düşürdüğümüzde nasıl bir şey olacak. Hemen tamam dedim, okey dedim ve bir şey diyeyim mi? Akıcı'dan daha düşük grafik daha güzel bence chat. Ne diyorsunuz? Ha bot geliyor, bir dakika dur. Ama bir şey diyeyim mi? Karakter de çok abi, nasıl diyeyim, göz acıtmalık gibi bir şey ya. Bu arada hassasiyetlerim yok, şimdi botu vururken kör olacaksınız. Vurdum vallahi. Yani bu grafikleri getirmişler ama hani bu grafiklerin sonu ne olacak bilmiyorum ya. Mesela şu adam hani hiç belli olmuyor bile. Hani sarıların içinde sarı bir adam giydiğinde mesela bu çimenlerin hiç belli olmuyor. Ama eğer ki mesela biz Akıcı'da, normalde ben J7'de abi kaç FPS alıyorum? 25. Tabi adam maç sonu falan olduğunda bu 25'i göremiyoruz ama hani mesela bu yeni gelen grafikte 25 yerine PUBG 40 FPS bize verirse, hani 60'ın altında bir tane tuş var ya, mesela bunda onu verirse bak, bütün telefonlar destekleyeceği için yani daha çok oyuncu kazanabilir. İnşallah öyle olur. Mesela ben PUBG Mobile ilk başladığımda sadece 25 FPS vardı, fakat hani nasıl diyeyim, kasma diye bir şey yoktu abi. Böyle hani sabit FPS yaşıyordun mesela ilk çıktığında. Ama şu anda droplar oluyor falan filan. Hatta Mini 5'te de 1 FPS dropları başlamış. Yani öyle şeyler var. Ama bence renkleri çok açık abi. Yani karakterin rengine baksanıza, sanki kıyafet yokmuş gibi.
Burada bir tane tren yolu var. 17 saniye sonra tren geleceğimiz sanırım. Azıcık bekleyelim bakalım. Buradan. Abi parmak ay oğlum bu nasıl parmak? Parmağım bozuldu bu arada. A tren geldi. Tren abi beni de al abi. Abi beni de abi. Abi kapıyı açar mısın? Ya açsana ya. Ha çift kapı açıyormuş. Tamam atla. Bu arada bu tuş burada da var. Ne işe yarar bilmiyorum. Kendi gitmiyorum ben mi ittireceğim bunu ne yapacağım? Kapıyı ben kapatıyormuşum ya da o kapan. Neyse. Abi niye bu kadar şeyde bu kadar şey yani? Biri niye hızlı kapanıyor biri yavaş kapanıyor? Hani böyle ve burada elimde bir şey var. Bu ne? Abi yere bir şey atıyorum. Ne? Düştüm bu arada. Şöyle bir şey attım. Bu neydi abi? Bunu attıkça içecek veriyor. Yok artık. Ne alakalı? Chat bunu atıyorsunuz. Şey veriyor. İçecek veriyor. Çok mantıklı. Vallahi. Ve her seferinde bir tane veriyor herhalde. Başka yok. Aynen bir tane içecek yani. Değişik anlamadım ama. Yani tren peki beni izliyor mu abi? Tren beni izlesene. Gel gel. Evet, hadi hadi yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Gel 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 kaçma gel. Ha vur. Oğlum benim karakter düştü. Sizce PUBG Mobile bu grafikle daha az kasar mı? Bence hani olabilir ama hani FPS kilidini açmaları gerekiyor. Çünkü hani FPS kilitli olduğu için insanlar daha çok FPS alamıyor bana göre. Oğlum tren gitti. Aa bomba var. Bu ne? El bombası patlatma alanına hasarı. Allah Allah. Atsana bir ne vereyim. Attım abi. Bir şey olacak o bomba. O bomba farklı patlayacak gibi duruyor. Normal mi patlayacak? Normal abi. Gene şundan mı verdi bu arada bana? Abi bunlar ne bilmiyorum ki. Bandajları bir şeylere mi dönüştürüyoruz? Ne yapıyoruz? He tamam. Abi loot atıyoruz ya. Karakter bozuldu vallahi. Hadi tren gel. Tren abi bana çarpsana abi. Düzelirim. Şimdi bu trenin kalkması bekleyeceğim. Az önce düştüğümde bir şey olduydu. Bir daha bir çarpabilir mi bu tren? Kapılar kapandı. Çarpıyor bana. Çarptın bana. Çarp bana. Çarp bana çarp. Yani bozuk tren ya. Bu arada yeni gelen özellik anladığım kadarıyla. Mesela şöylesiniz ya abi. Böyle arkadaşına loot atıyorsun. Al yallah diyorsun. Al bismillah der gibi. Loot atıyorsun. Aynen. Çok mantıklı bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bu arada bu özellik kullanılır ha. Mesela örnek veriyorum abi. Bak şurada arkadaşım var tamam mı? Şu an işaretledim. Sen de şuradasın tamam mı? Yanına gidemiyorsun işte. Kite ihtiyacı var. Al kanka tut. Abi bu ne ya? Eyvallah. Onu sağ abi beni şu... Bot geldi gene. Nerede? Oğlum hassasiyet yok diye de J7 ile oynanmıyor be. Yani... Mesela beni buradaki arkadaş sayın. Eyvallah. Bu kadar. Yani. Bu kadar. Bu ne lan? Abi bu ne? Bu ne oğlum? Üstüne mi ineceğim? Ne yapacağım ben bunu? Nerede oğlum bu? Gel gel. Abi. Bu nasıl çağrılıyor? Köpeğe bastım. Herhalde köpek. Ay yürüyor. Benle birlikte mi geliyorsun? Ben buradayım. Ne? Yok artık. Oğlum bu benle üstüne de çıkabiliyor mu? Dursana kanka üstüne çıkalım dur. Ya tren gitti ya. Köpek. Oğlum tren köpeği mi kaçırdı ya? Ama ne alaka? Ya senin gibi tren. Ya tren bak ayıp değil mi oğlum? Ben o köpeğe daha yeni. Köpek loot işaretledi. Yok artık. Abi yani tren köpeği mi kaçırıyor ama bak bu hiç adil değil. Köpüş. Ne yapıyorsun? Gelsene. Bizim diğeri kaçtı seni götüreceğim ben. Gel. Hadi gidelim. Sen ölüyor musun bu arada değil mi? Sabit dursana be. Aha. Öldü. Köpekten loot.
Abi bak. Tamam, köpekten dikey tutamak. Abi bu nasıl bir mod? Ben bir şey anlamadım ki moddan. Ne gelmemiş ki diyeceğim yani. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şu an oyun düşük grafikte ya. Sanki böyle J daha güzelmiş gibi derken. Oğlum. Ya hayır. Kaç tane bot geliyor? Al şuna baksana. Bildiğin kill rekora kıracağım metadan sonra. Oo, M4 var abi, versene. Ver özlemişiz. Yerden şöyle bir şey buldum. Adı ne bunun? Tactical Marking Device. İşe yaradığını bilmiyorum ama PC PUBG'de olduğunu biliyorum. Böyle görmüştüm yayıncılarda ama ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Ve hani bunu kullanamıyorum. Kullanacağım bir şey değil. Abi bir bot daha geldi sanırım. Botcuk, neredesin? Ne yapıyorsun? Yeter ya, kaç tane bot verdi? Aha bir şey buldum. Taktik ban ne? Bir dakika, bir şey buldum. Bu ne yapıyor? Oğlum bu ne? Bunun hassasiyeti ne böyle? Şuraya işaretle bakayım bir. Ne? Dürbün. PUBG Mobile'a dürbün gelmiş abi. Hassasiyetini 3x 8x hassasiyeti. He abi, yani dürbün, yani kısaca ve özetle oyuna dürbün gelmiş. Yani hani belki bir tık iş görebilir, hani böyle uzağa bakarken scope bulamazsın ya, hani böyle bir gözetleyeyim falan derdine düştüysen işe yarar. Sis bombasının rengi de değişmiş. Bir tane sis bombası buldum, bakalım açılışta değişmiş mi acaba. Şimdi abi burada sözde bunların görünüşleri değişmiş. Nasıl değişmiş? Hani yerdeyken, çantadayken farklı gözüküyor. Mesela bu sis bombası. Attım abi. Ya dur. Tamam. Sis normal açılıyor abi. Bomba da aynı şekilde patlıyor. Sadece değişik gözüküyor. Mesela bomba şöyle gözüküyor. Zaten ölürsem de sıkıntı yok da. Bombaya ses efekti eklemişler. İyi güzel yani. Bence bayağı bir şey getirmişler ama. Yani değişik ve şu an J7'de mesela ölüm tekrarı var. Oy, maç sonu da değişmiş bu arada. Bir de şey var, oyuna cam geldi, onları da göstereyim sizlere. Mesela maç sonu bu şekilde gelmiş, bence güzel. Şu anda otomatik iniş açık. Yakın bir yeri seçtim. Hani burada bir tane şey vardı. Kapatılan ev var ya. Siz free olarak dersiniz. Mesela şu an orayı seçtim. Bakalım atlayacak mı 750'ye geldiğinde. Ya atlamadı abi. Bu. Atladı mı? Abi bozuk ya, vallahi bozuk. Vallahi bak. Hani daha oyuna gelmediği için saldırıp bozuk. Şimdi geldim buraya, atladım. Bildiğim kadarıyla buradaki evlere cam gelmiş. Free evlerine cam gelmiş. Diğer evlerde henüz yok. Büyük ihtimalle PUBG Mobile şimdilik onlara getirmemiştir. Hani bütün evlere işte tek tek uğraşmamıştır. Aynen bak, burada cam var mesela. Aha da bu. Bak. Cam kırılma efekti daha bak. Yani güzel bence. Cam getirmeleri iyi olmuş. Baksanıza. Burada cam var bak. Ya mesela örnek veriyorum, bir adama daldınız ya. Adam mesela alt kattan girerken çat. Hani PC PUBG'de zaten bu var. Çat. Böyle bir tane. Şey yani bence güzel olmuş. Ben bunun gelmesini bayağı zamandır bekliyordum. Hani ne zaman gelir diye. Bu arada ben şu ne işe yarıyor? Bir dakika bakabilir miyim? Çantaya ek bir şey de vermiyor. Bu ne işe yarıyor? Savaşla ilgili daha fazla bilgi görmek için kuşan. Savaşla ilgili daha fazla bilgi görmek... Oğlum ne işe yarıyor ya? Aa ya, yazmışlar ama. Yazmak için yazmışlar. Bu arada şuraya bir tane bot geldi. Botcum ölür müsün kardeşim? Görüşürüz, bay bay. Yani hani cam gelmesi bana kalırsa güzel olmuş. Şu anlık diğer evlerde yok, sadece oyunda. Free evlerine getirilmiş, hatta şurada yakında ev var. İstersen onunla da gidelim. Mesela buradaki eve geldim ve buradaki evde... Sanırım cam yok, aynen. Mesela o evde var, bu evde yok. PUBG var, büyük ihtimalle şimdilik hani betadadır diye birkaç eve koymuş. Büyük ihtimalle bunun hepsine bu camlardan getirir diye düşünüyorum. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Hani elimden geldi, sizlere yeni güncellemeyi gösterdim. Ayrıyeten ise mobilden J7 Prime'dan denedim. Yani akıcının daha düşük grafiklerinde böyle ekran sanki daha beyaz oluyormuş gibi ama öyle bir şeyler. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın diyorum ve hoşçakalın diyorum. Hala like atmıyorsan bu arada bir like'ını alırım. Görüşürüz, kendine iyi bak. Bay bay.